sport. It's in the game. Sesim geliyor mu? Ses. Allah bana geliyor. Kameran da mı açık değil? Haha oyun doktor. Batu. Bir şeyler oluyor. Ses 1-2. Duyuyor musun beni? Gel, ben duyuyorum, sen beni duyuyor musun? Selam herkese bu arada. Beni duyuyor mu? Git webcam'i de açıyorum. Evet. Ben gözüküyorum. Ses 1-2. Valla çok iyi duyamıyorum Skype'ı ya şu an. Şimdi duyuyorum. Ses deneme. Kendimi de duyuyorum ama. O yayın açıktı. Duyuyorum ama kendimi de duyuyorum. Beni duyuyor musun? Bana onu çok söyle. Çok karıştı ortalık. Yayını kapat. Yayını sesini kapat. Batu. Ses. Ses. Bilgi. Geliyor mu abi? Şu anda geliyor musun lazım sesim ya? Zaten FIFA oynarken zor. Konuşuruz. Evet. Dur evet. Ayarlar için yardım edeceğim. Doktor kulaklık falan taksın ya. Yeah. Selam herkese. Ben Mavi Pasta birleşik yazılıyor normalde ama olsun, düzeltilir, sorun değil. Çaylak yayıncı olarak yayındayım. Tişörtümü giymeyi unuttum. Yani multiplayer tişörtüm vardı. Giymeyi unuttum onu. Artık gidersin. Şu an Batu'yla, Bogami'yle bir Skype bağlantımız var ama ben onu duyamıyorum. Neden bilmiyorum. Bir saatimiz var. Bu bir saatte online birkaç maç yapalım. Çünkü ben Ultimate Team'e hiç bulaşmadım FIFA'da. Normal sezon yapalım bari. Evet.
Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bir dakika ya. Okey. Evet, hemen başlayabiliriz mesela. Hazır bir... Bu arada yanımda ilk yayın olduğu için beni yalnız bırakmak istemeyen sevgili doktorumuz da bizlerle. Yok, doktor olarak değil. Doktor olarak bizde değil tabii. Tunca Arslan olarak bizde kendisi. Evet, herkese merhaba diyeyim o zaman ben. Merhaba. Herkese merhaba. Hemen bir maç açalım o zaman. Evet, hangi takımı aldın? Hangi takımı aldım? Arjantin'i aldım. Seste, görüntüde bir sıkıntı var mı? Seste, görüntüde bir sıkıntı var mı merak ediyorum. Olmaması lazım ama. Okey, başladık galiba. Hızlı hızlı başladık. Bu arada biz maçı niye duymuyoruz? Maçı duyabilmemiz lazım. Sezon girdik bu arada. Normal maç yani. Evet, Arjantin, Hollanda. Her şey güzel demiş. Tamamdır. Wow. Biz, evet, Arjantin biziz. Karşımızda da kim? Dima. 18-18-19. Öyle bir şey. Evet. Dima'ya geçit yok herhalde. Var mı? Yok. Yalnız Dima'yı ilk şutuyla pek iddialı gözükmedi. Evet. Kolay lokma gibi. Ne? Neden çıkmak istiyor? Allah, pes etti. Çıkmak yok. Neden pes etti? Bu şey değil mi? Bazıları istediği hata yapamayınca maçı quit yapıp tekrar oynuyor. O kafa herhalde. Adam yoksa bizi uyardı mı hani, çık yoksa... Yoksa fena olacak. Yoksa beşlik mi olacak demek istiyor. Yani. Aleti kapatıp kaçar belki ama şeyi riske atmaz herhalde. Yok abi, adam atak başladı. Kale. Niye öyle bir şey talep etti o zaman? Hiçbir fikrim yok abi. Belki adamın ya oyunu kasıyor. Maç kaç dakikalı? Maçlar bilmiyorum. Bu kim ya? Robert. Di Maria on towards Messi. Messi ile Lyon. They're going to start from the back because it's a back pass to the keeper, throw in for Argentina. Telefon mu? Senin telefon. The player hasn't had to move very far to get that ball. Offside. Sakin, offside. It's no goal. The flag's up. But Celia, a well-worked move, but denied by the assistant. Hadi Brock. Very tight indeed, but we get the advantage of another look that the officials, of course, don't. No, and it was such a close call, but the defense had squeezed and. Yaz adam ne astı ya? Offside, olmaz.
Eyvah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin yani. Kötü başladık. Argentina's throw. Javier Pastore. Evet, gol gelmiş galiba bir tane. Bir tane yedik. Hollanda sokmuş. Chat'te bir uğursuz var. Chat'te bir uğursuz mu var? Evet, Tatava diye birisi. Kim o ben bilmiyorum da. Evet, iletişim sıfır demiş. Ne diyeceksin buna, bir karşılığı var mı? Bir iletişim olsun abi, görmüyor musun? Goller 2-0 peş peşe oldu, geliyor. Satayım ya. Yalnız adam ondan demek, uyardı adam, seni. Adam bizi uyardı yani. Skandal bence. Vallahi skandal. Ne diyeyim yani. Tabii FIFA oynarken bir yandan konuşmak da zor. Bence zor. Çünkü diğer oyunlar gibi değil. Zaten hani maç anında nasıl konuşabilirsin ki, değil mi, oynarken? Bilmiyorum. Yani zor, bana zor geliyor. Ama yani FIFA oynarken chat takip etmek de zorluk. Ama tabi standart her şeyi bekledikleri için müşteri haklıdır tarzı bir şikayet gelmiş. O yalnız değil adam, de neler oluyor. Adam neler yapıyor yani. Beni keşke dinleseydik, uyardın, uyarmasın değil mi? Yapma offside evet. Ya. Kolu falan mı fırla? Evet, ekranı kırsan ve deli gibi bağırsan 1 milyon kişi izler herhalde, değil mi? İnsanların istediyor çünkü. Onu mu istiyorsunuz? Ne yapayım? Ne yapmak istiyorsun? Bence bir gerizekalı gibi bağırırsan sürekli izleyici artabilir. Hmm. Bir anda müthiş bir yayıncı olabilirsin. Aranan bir yayıncı mı? Evet, müthiş aranan bir yayıncı olabilirsin. Bot kullanmayı biliyor musun? Bot kullanmayı bilmiyorum, öğretir misin? Bir de bot kullan, tamam. Daha ne isteyebilirsin ki? Mükemmel yayıncı. Bot var, bağırıp çağırma var, gerizekalı gibi inleme var. Küfür var mı? Küfür de olmalı, evet. Küfür olunca çarpı 4 artabilir izleyici. PC değil, PS4'te oynuyoruz. Oynamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ya 2-0 taktı çünkü Hollanda, beklenmedik bir şekilde. Soktu yani. Ama ve, adam uyardı seni, karşılıklı evet, yani çıkalım, bırakalım şey ister misin dedi ama. Sonra peki dedi. Ama bence bir karşılık, yalnız bu. Bu nasıl vuruş abi? Ben görmedim mi alttaki çizelgeyi? Ben hayatımda senin böyle bir gol kaçırdığını görmedim. Abi belki heyecan vardı şimdi. İlk evet, heyecan. Mavi pastanın FIFA performansları için FIFA Çilingir'e de bakmayı unutmayın. Orada Roket Ayhan Roket adıyla Ayhan iki kez kupa kaldırdı. Yani iki kere katıldım zaten. İkisinde de kupa i̇ki kaldırdım. İki de iki, evet. Ben de namağluptum. Mertan Yalçın'la oldum. Bakalım neler oldu, izleyeceksiniz. Daha yayınlanmadı. Heh. İşte bu ya. İşte bu kadar abi. Ama götünü yırtarak bağırman gerekiyor. Niye? Yapmadın. Daha beraberlik golünü atmadık abi. Bir saniye bekle. Topu alıp koşacak mısın? Beraberlik ne? Golünü. Ayhan, Roket Ayhan. Aynen. O performans lazım yani, öyle mi? Ama adamın sarsın şu an, kendine gelmiştir. Ne yapıyor bu adam? Oo, zaman yani geçiriyor, zaman geçiriyor. Öyle mi? Bence bu adam kaşınıyor. Hayır, adamın pis oynuyor. Adamın ne yaptığını anlamak mümkün değil. Şimdi o maçın başında ortaklaşa çıkalım dedim. mutual quit diye bir şey var ya FIFA'da. Hani çıkalım diyor, çıkıyoruz oyundan. Yani şimdi çıkmadığın için seni çıkmadık yani oyundan. Şimdi adam zaman geçiyor. Ne biçim adam bu ya? Eyvah, ikinci yarıda böyle mi geçer dersin? Garip gol sevinçleri de yapabilir.
Bir de bir dahaki golde bizim sevinişi yap. Hangisi? Hangisi olduğunu biliyorsun. L1 kare miydi? Aa evet. Evet. Roket Ayhan bir makinedir. Aynen öyle. Yalnız iki şutumuz var. Yani iki isabet, 9 rezillik oluyor. Yalnız bu herif böyle top çevirecekse bu böyle olmaz. Ses tellerinde lag var mı? Nasıl ya? Nasıl? Birisi sıkıntı yok demişti bize. Allah. Var mı genel olarak bir lag? Ağzını oynatarak konuş, bir test yap. Ne yapıyorum ya? Oo. Gol gelir mi? Hayır. Aa. Ama umut verdim. Hayır. Yes, bizde. Bence öne geçersen sen de pislik yap. Pas mı çevir, top mu çevirin, pas çevirin. Ya da adaleti bozma. Devam birkaç edelim, tane daha tak. Tabii öne geçersen. Şu an bakalım. Yayında küfür serbest mi bilmiyorum. Yayında küfür serbest değil, ben uyarayım da. Ha, iyi değil mi? Okay. Çünkü az önce neredeyse serbest hale getiriyordum, sonra da kurtar. Gol! 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 Bu kadar ya. Sen misin lan top çeviren? Şerefsiz, bir de top çeviriyor, hatırlıyor musun onu? Evet. Böyle nasıl takarım görürüz. Takır takır yemesi lazım artık bundan sonra, açıldırak. Tişörtü hazırla. Gol sevincinde çıkaracağım tişörtü. Üçüncü. Tişörtü giyeceksin galiba. Çıkartıp başka bir tişört giyeceğim. Ne yapıyor evet. Bu adam? Şu an skora yatıyor bence 2-2. Yetiyor mu ona 2-2? 2-2 yetiyor, tura atlıyor. Ama bize yetmez. Hadi. İşte geliyor galiba. Evet, 3 geldi mi? Aa! Yapma! Bak, sihirli tişörtüm burada. Bu tişörtü giymem için 3. zaman goller akacak. 3. golü atmam lazım. Zaten bence bu tişörtü giymediğin için o golleri yedin. Aa, abi. Aha, biri sakat. Yalnız geri pas mı yaptı? Ne yaptı? Top kaybetti. Devam. Centilmenlik yok. Centilmen. Abi! Saçmalama ya. Hadi. Evet, gol. Aa. Hayır. Ne oldu? Oyundan mı çıkacak? Değişikliğe mi gitsek acaba? Hazır o da girmiş ki. Bakalım. Hmm, kime almalısın? Bakıyor, Tevez oynamıyor mesela. Tevez'e şans verebiliriz. Tevez'e şans ver bence de. Peki, hadi verelim. Agüero yok bu maçta. Abi inanamıyorum ya. Heh. Neye inanamıyorsun? Goller kaçtı ya bir sürü. Kaleci açıldı yalnız abi. Kale bomba. Adam iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor, ben anlayamadım. Adam troll de olabilir ama çok bir şey de yapmadı. Bulduğunu atan bir adam tipi var. Eyvah. Oğlum bu adam ya. Nasıl abi, istediği zaman feci oynuyor ya. Ciddiyim. Bence dalga geçiyor bu adam. Olabilir. Cidden olabilir, bilmiyorum. Ama özellikle aşırtmalarda iki tane çok iyi atıyor. Direkte patladı yani. Dikkatimi çekti yani. Bir de bu değil de ilk yarıda attığı fenaydı. Evet. Yakından attı da aşırtmayı. Defansta biraz panikliyor sanki. Penaltı! Penaltı geldi. Gol geldi mi acaba? Herkes merakla nefeslerini tuttu. Kim atacak? Messi tabii ki. Bakalım Messi penaltı mı? Belli olmuyor bir şey Messi ama. Messi mi almalı? Bence Messi atmalı. 2-0'dan mı 2-2 yaptık biz? Evet. Yani sen... 2-0'dan 3-2 olabilir yani her an. Ama olabilir mi? Topun Messi. Başında Messi. Herif kalede de golleri... iyidir belki. Kaleciyi de maymun gibi yapıyor, baksana. Ve Messi yazıyor. Çıkar. Var. Tişört değişimi gerçekleşiyor. Çabuk bakalım. Bundan sonra işte neler olacak? Bu i̇şte.
Göster göster. Multiplayer'ın gücünü göster. İşte bu ya. İzlesin. Evet, sizin için 2-0'dan 3-2 nasıl yapılır göstermek için aslında 2 gol yedi. Değil mi? Bunu açıklamamız lazım. Sorun olmaz. İzlesin mi de? Maçın sonuna geldik. İşte bu kadar ya. İşte affetmiyor. 2-0'dan 3-2. Roket. Şimdi işler değişti. Bakalım Hollanda ne yapacak derken o mu girdi menüye? Yine o girdi aynı. İşte bu. Kaçtı. Kaçtı korkak kaçtı. Ya ben İşine ne gelmedi. Yapayım? Ben İşine ne gelmedi. Yapayım? Ben ne yapayım? İşine yani? Gelmedi. 4'ü 5'i yiyecek diye kaçtı. Yalnız istatistiklerde bir düzelme olmuş. Aynen. İlk yarıda skandalından sonra. Kaçmasa biraz daha düzelirdi de kaçtı korkak. Hadi sıradaki maç. Kimdi acaba? Nereliydi? Nereliydi acaba? Adı neydi? Adı saçma sapan bir şeydi, numaralı. Bakalım şimdi kim gelecek? 3-0 lehimize tecil edildi. Aynen. Skor. Goller de silindi. Temiz maç. Sezonda kaçan çok oluyor mu? Çok olmaması lazım aslında. Sezonda kaçan aslında yani Division 1. Yani normal teke tek maç girince uçuyorlar da sezonda kaçmaması lazım. Adam işi vardı belki, zorla oynadı yani bilmiyorum ki. Çünkü oyunun başında o yani, bazen bana da oluyor çünkü hani giriyorsun maça sonra bir iş çıkıyor. Hani kaybetmek de istemiyor, ortaklaşa çıkmak istiyor. Sonra diyor bari yeneyim. Evet. Ama olmuyor. Yine işi olan biri denk gelmez herhalde. Umarım abi, umarım denk gelmez. Ne bileyim. Hala takım arıyor, herkesin işi var galiba. Kimse yok. Gelen yok. Rakiplerin olmadı. Bir dakika, bir saniye. Devam. Peki size Tunca, evet, sen sürpriz bir konuğumuz, sürpriz bir şu anda yayına konuğumuz geldi. Sadece sesi gelecek ama. Tabii. Evet. Merhaba, ben Ercan Taner. Çok heyecanlandığım bir maç oldu. Süper organizasyon yalnız bu. Batuhan'ın ilk defa bu kadar heyecanlandığını görüyorum. Ne diyorsun? Tişörtünüz de çok güzel yalnız. Tişört, evet. Bu arada maç bulamadık ya. Neden? Maç bulamadık. Rakip gelmedi. Rakip niye maçı bıraktı, ben onu anladım. Nasıl oluyor bu rakip işler? Rakip maçı niye bıraktı bilmiyorum. Ya işine gelmedi 2-0'dan 3-2 olması ya da işi vardı çıktı. Çünkü başında maçın çıkmak istedi. Karşılıklı çıkalım karşılıklı dedi. Çıkmak biz istedi, reddettik, evet. Devam etti. 2-0 öne geçti. 3-2 geriye düşünce de gitti. Maçı kaybetti zaten. Yani 3-0 oldu ama. Penaltı atmak çok zor, çok iyi attım penaltıyı. Ne? Ben çünkü geçen hafta Batuhan'la oynar gibi yaptım. Ben iyi oynayamıyorum ama penaltı çok zor. Daha evet. Kolaylaşması lazım. Penaltı... Evet, biraz sıkıntı. Bu arada FIFA'da rakip bir sorun diye var galiba. Bilmiyorum, çıkıp yeniden gireceğiz diyeceğim ama. Evet. Ne oldu? Maç arıyoruz hala. Neden? Gelsinler maça, oynayalım. Ben de anons edeyim burada. Gelsinler oynayalım. Yok canım. Şu anda anlatamam. Bugün anlatamam da. Çok hoşuma gitti organizasyon. Onun için geldim yanınıza. Organizasyon hoşuma. Teşekkür ediyoruz biz de o zaman. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz. Bir maç bulabilsek. Tamam, önemli değil canım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Daha yaparız böyle. Tabii muhabbetle ya. Konuşmalar. Tabii. Güzel olur. Tişört güzel. Bir tane de bana alın o tişörtten. Olabilir. Hadi bakalım. Bu arada adamın şeyi, az önce çıkan adamın ruhunu düzelteyim. Aynen. Uğursuz herif bir çıktı, bir daha maç gelmedi derken. Aa, geldi. Şimdi çağırsam geldi mı acaba? Bilmiyorum. Şimdi geldi. Dur bakayım, çağıralım mı?
Okey. Arjantin Fransa. Rakip Fransa bu sefer. Evet. Arjantin Fransa. Olamaz. Çünkü açıdan dolayı. Bir şey vereyim. Dur. Yaz maç. Eyvah. Bir dakika. Bir saniye bekleyeceğim. Okey. Başlayalım. Biz birazdan... Açık mı ses? Ha, kanalın adını mı soruyorlarmış? Kanalın adı Mavi Pasta. Twitch.tv/Mavi Pasta. Evet. Büyük ihtimal yazdırtmayacak ama ben yollayayım. Bak aynen. Şimdi de bizim işimiz oldu. Biz durdurduk. Ama biz şey bak yapıyoruz. Bak istemedik gerçi biz. Hadi bakayım. İnanmayanlar varmış galiba chatte. Bak burada kendi görevi. Yok ya benim buradayım. Niye inanmıyorlar ki? İnanmıyorum. Anlayamadım yani. İnanmayan oldu. Daha önce de oynadık bunu. Oynadık evet. İşte. Sen maça bak bence şimdi Arjantin Fransa. Enteresan. Tevez oynatıyor musun 11'de? Hayır. Neden? Tevez'in düşmanı Batuhan. Evet pek sevmediğim için oynat. Şimdi burada ayrılıyoruz. Ben Tevez'i seviyorum mesela. Aa buyurun. Yalnız az adamla savunmada yakalanmak Fransa'ya iyi değildir biliyorsun. Hızlı oldukları için. Evet. Hızlı ve çabuk. Örneğin işte şekilde görüldüğü gibi. Ama kalecimiz güzel. İyi bence. Romero mu var kalede? Evet. Güzel. Arjantin'in o tek top sihrini çabuk çözmüşsün Batuhan. Ne yapalım başka evet. Şansımız yok. Ama bizim adamlarımız hız olarak beni üzüyor bazen. Neden çünkü, üzüyor? Çünkü yetişiyor yani. Herkes yetişiyor. Hmm. İnanmıyor. Nasıl inanmıyorlar? Ne yaptık? Görmeden inanmıyorlar ya. Her şey o kadar sahte evet. Ki gerçekleri inandırmak gerçek, zorlaşıyor evet. İnternette. Ya şimdi inanıyorlardır artık herhalde. Herhalde daha yapacak bir şey yok ki hastaneden rapor falan alıp getirecek. Oo, galiba. Artık bunu atman lazım ayağın içiyle. Evet. Yes. Yes. Ve gol! Kolay kolay. Atılmadan önce ayağın içi. Değil mi? Orada ayağın içini yani. Kullanacaksın. Yapamadım sevincimizi ama. Aa, onu evet onu unutma abi. Herkes selamlar diyor. Evet ben de herkese selamlar diyorum. Dur yani. Şunu daha genişe alabilirim aslında. Kamerayı bir sonra. En genişini alayım da. Valla en geniş bu kadar oluyor. Güzel ya. Gayet iyi yani. Bal mum olmasın demişler. Güzel espri. Ya da klonlamışlar falan. Evet. Ha? Klonlamışlar buraya. Evet. Sadece bugünlük yani. Lakaset. Tek başına gidiyor yani. Eyvah. Açılar ama. Yok. Kalecime güveniyorum ben. Sevdiğim bir kaleci Romero. Ben de seviyorum. Zaten Manchester'a giderek gönülleri fethet. Gösterdi. Ha buyurun işte. Oy. Biraz çok adamla kendi yarı sahana gelmen lazım diye düşünmekteyim. Çok adamla kendi yarı sahana. Ve ceza sahası dikkat edeceksin. Anam. Yok bir şey yok. Oo enteresan. Yalnız enteresan. Buyurun. Yok. Çok iyi top. Süratle git. Evet. Rahat. Sakin. Niye açıyı kaybettin? Açıyı kaybetmemen evet. Lazım. Nasıl kaybettim ya hakikaten? Orada bir şeyler oldu. Bireysel. Bak buradan rahat. Git sıfıra bir çalım. Evet. Tamam. Gayet iyi. Teknik direktör zor değil mi? Batman. Zor. Şimdi biraz çok adamla geriye geliyorsun yine. Evet, maçı anlatsın diyorlar ama. Anlatırız bir gün. Anlatılır. Daha önce anlatıyoruz zaten bizim Twitch'liğinde. Yine anlatırız canım. Bu maçları da anlatırız. Yok olsa da. Geçersin ama bir faul beklentisi var. Yok. Oğlum vermiyor yani. Sanki Tevez ikinci. Lazım mı? Ya bu Tevez aşkınız nedir ya her yayında? Ben beğenirim. Topla çok çabuk süratlenen bir oyuncu. Ya her yayında Tevez aşkınız nedir yani? Adam ben beğeniyorum ne yapayım ya. Yani adamı beğeniyorum. Sağlam adam. Evet. Çok iyi top. Ama iyi uyanık. Loris.
mi? Loris, Loris. Evet. O da dünyanın en iyi kalecilerinden biri esasında tabii. Bak yine hata var. Dörtlü yakalanmayacaksın Fransa'ya savunmada. Aradan deniyor ara toplara atıyorlar. Ama... Tabii dükün dörtlü yakalanıyorsun. Dördün önünde bir tane mutlaka bir oyuncu gerekiyor. Ya bilmiyorum. Ben 4-4-2'yi çok sevdiğim için yakalanabiliyorum yani böyle. Yakalanmayacaksın. 4-4-2'nin işte gol oldu. Olmadı. Loris'in yiyeceği golü sana söyleyeyim mi? Ceza yerinin çevresinde atacağın sert ve yerden şutlar Loris için zor olur. Bilmiyorum. Gerçekten emin değilim. Ya ben sana söyleyeyim. Loris yerden mi zayıf yani? Yerden ceza yeri çevresinde sert şutlar Loris'e. Ya şimdi Messi ile belli olmaz. Tamam, her şeyi yapabiliriz diye. Adam... Oralarda artık fazla bireysel değil. Hemen o topu ayak içine bırakacaksın. Doğru ama... Seviyorsun sen bireysel futbolu. Arjantinlisin ondan mı? Evet. Hı. Olabilir. Yok yine 4 kişi yakalar savunmada. Hemen kapı oluyor. Arkaya kademe, kademe. Bravo. Yok. Çok iyi. Onun hızlı adamları da tehlikeli ama. Tehlikeli tabii. Gibi özellikle. Şimdi sakin, sakin. Güzel. Faul yok mu ya? Devam, devam, devam. Vallahi dörtlü yakalanma. Önündeki oyuncu. Yakalanma, yakalanma. Güzel. Daha çok adam. Evet, araya. Of. Bu gol oldu. Yok. Aa, inanılmaz ya, bir şey Fransa kaçtı ya. Fransa bir dahaki sefere kaçırmaz bence. Bence de. İnanılmaz yok kaçtı diyor. Ya. Çok yok diyor. Vallahi bilmiyorum. Ne? Tevez mi yani? Bunu çözümü tevezden maçın ikinci yarısı. Dur bakalım kesin. İkinci yarı. Hayır bir de artık rakip yarı sahada çoğalamıyorsun. Fransa biraz seni çözdü. Yine bak ara topu atıyorlar. Yani hani maç bizim evimizde baskı yiyen biriz. Bu hangi takımı hatırlat? Sana... Liverpool'u. Liverpool'u. Eyvah. İşte. Kalecimiz iyi ya. Kaleci iyi de ama dördüncü bir pozisyonu yerde verdin. Kaçırmayacak. Dördüncü pozisyonu verdin. Duran topları her zaman iyi kullandı bak. Yok yok yok. Şimdi burada sakin. Evet götürsün. Hemen solda destek var. Güzel. Devam devam devam. Bire bire gir. Ah. Pasımı verdim ama. Pası değil orada geçecektin adamı. Tam pozisyon geçilecek pozisyon. Evet tek top. Tek top yine. Biraz rakibi yoruyorsun. Evet. Evet yor rakibi. Tek top tek top. Aradan kaçması lazım Messi'nin falan. Ha. İyi top. Eyvah. Mükemmel bir gol. İşte bu ya. Vay 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 vay. Artık 2-0'dan sonra hadi görüşürüz. Ben yine gelirim. İyi bari, tamam arası. Hadi. Hadi bay bay. Hadi. Tevezi alıyorum ama. İkinci yarı al bence. Okey. Hadi görüşürüz. Hadi. Kamerayı genişletmiyor ama gerçek şey değilmiş. Düzeltebiliriz. Hadi görüşürüz. Şu an İzletiyoruz değil mi adama golü tekrar tekrar? Abi yanlışlıkla ben normalde öyle şeyler yapmam bana yapılmadıkça yani online'da tekrar tekrar. Ama bu yayın olduğu için izletelim bence. Doğru. Yani kişisel doğru. Şey olmadığı için. Şeyde de hep unutuyorum. Çilingir turnuvasında da şey hep unutuyorum. Tekrarları hep geçiyoruz ya biz. Aynen son turnuvada ben de geçtim kötü oldu. Kale, takı, kale, takı. Kale, kale. Eyvah eyvah. Olur abi, Romero benim o. Evet, FIFA Çilingir'de NTV Spor internette yakın yayında başlayacak. FIFA, yeni adıyla zaten FIFA turnuvası. Zaten duyurusu yapıldı, FIFA Ünlüler turnuvası. Amcası mı? Hadi abi yapmayın. Herkes benzetir, chat benzetemedi. Şimdi Tevez hamlesi mi geliyor? Aynen, Tevez hamlesi gelmeli direkt. Direkt yani. Direkt yapıştırmalısın. Peki. Az önce başımıza gelen şimdi... pardon az önce yaptığımız başımıza gelmesin. 2-0'da 3-2 yani olmasın. Yani dikkatli olursan... 3'ü bulursan bence gelmez. Bir 3'ü Tevez'le mi? Yalnız adam... Sinirlenmiş bak, mi? Sinirlenmiş biraz daha dikkatli oynuyor. Oy. Evet. Eyvah. Yani gol geliyorum dedi yani. İlk yarıda adam 1000 defa geldi. Bak izletecek de şimdi sana. Gerçi 2-1 iken izletmez. Psikolojik olarak. Bak sen şimdi golleri izlettirdin o izlettirmiyor. Önüne ama... geçecek en sonunda izletecek. Evet, onu, geçerse. Onu hedefliyor büyük ihtimalle.
Yalnız bayağı gaza gelmiş adam, baksana hırsı. Hırs küpü olmuş. Şu an hayatının en iyi oyununu yapmaya çalışıyor bence ama birazdan gol yerse bozulur. Attacking'e falan aldı. Ultra attacking. Alsın, bizim işimize gelebilir. Açık da verecek ama bu bulduğunu atan biri galiba. Bulduğunu atan biri. Eyvah. Ne gol attı diyenler olmuş. Evet, Fransa güzel attı ama. Güzel, evet. Hemen attı yani. İkinci yarının hemen başında. Tabii bu iyi bir şey değil. Direkt yapıştırdıysa bir ruh gelmiş adama. İnandı adam. Şu an bir gol daha atmazsam o adam ikinciyi bulur, söyleyeyim. Hani bulamayabilir tabii de. İhtimal yüksek. Fişi çekmemiz lazım. Çok. Aynen öyle. Tabii adam çok sıkılaştırdı savunmasını falan. Eyvah eyvah. Organize geliyor taç. Taç bizi rahatlatır biraz. 3-2 Fransa demişler bu maç. 3-2 Fransa mı? Yapmayın. Maçın favorisi yapmayın. Değilsin. Yapmayın, moral bozmayın. Moral bozmayalım. Ama adamlar geliyor yani şu an. Gol atmamız lazım. Oğlum prese bak, ben böyle bir pres görmedim. Uzun süredir böyle bir pres görmedim. Of. Yani FIFA Ünlüler Turnuvası'nın ilk bölümü daha yayınlanmadı diyebiliyorum. Yayınlandığında zaten multiplayer sayfalarından duyurulacaktır. Oradan ulaşırsınız. Henüz yayınlanmadı. Yalnız faul. Ne? Skandal. Hakikaten evet. Fransız galiba. Hakikaten nedir abi? Eyvah eyvah. Yok kale. Bence adam bu kadar baskın üstüne bir tane... 2-2 diyen de var. 2-2 hadi yine daha şey olası ama... 2-2 işimize gelmemeli. Evet. Yani bize her zaman galibiyet. Eyvah. 4-1 biter demiş. Teşekkür ederim. Archibald. Evet, Archibald'a bir ödül veriyoruz. Yılın izleyicisi. Ulan neler oluyor? Neler oluyor? Lamela Vertek'ti. Ha işte bu ya. Evet, Tevez bakalım. Hakkını verecek mi ama tek başınaydı. Korner. Korneri yaptırdı. Hadi oğlum Messi. Normalde hangi takımları tutuyorsunuz diye bir soru gelmiş. Evet. Ben Beşiktaş. Ben Galatasaray. Daha önce söylemiş olabilirim ama tekrar edelim. 3-3 biter de var. 3-3. Penaltıda Fransa alır diyor. Penaltıya uzuyor mu burada beraber? Yok. Biter. Sezonda penaltı olmuyor. Sezon oynuyoruz. O yüzden evet. Berabere biterse berabere bitiyor. Sen 2-1'e yatacaksın galiba. Yatmak istemiyorum aslında. Ama hücum yapamıyoruz abi. İstiyorum hücum bence yapmak. Bence konsantreyi kaybettin, konsantrasyonu. Olabilir. Ama sakinliğim durur ya galiba. Emin değilim. Durmuyor da olur. Yani biraz yapma. Şey bozuldu, denge kaçtı. Ama toparlanmayacak bir şey değil, zaten öndeyiz. Aman abi. Adam çok organize geliyor ya. Hadi oğlum ya, Lamela. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şampiyonluk maçı değil mi? Kazanıyoruz. Kupa. Önemli bir maç. Kupayı kaldıracağız eğer kazanırsak. 3-2 diyen var. Ama sadece 3-2 yani. Kim alır beynini? Ya bu ne savunmaymış ya? Ya çok maç sıkıcılaşmaya başladı. Top oynanmıyor.
Bir dalaş. Fransa'dan müdahale hemen gelebilir. Hadi be. Şu an 2-1 gidiyor yani. Bu 2-1 bitecek evet, gibi. Rolanti gidiyor derken. 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 Tevez evet. Yalnız 0 ha. Bana bu skandalda sorumlu. Hayır daha ama bir dakika. Daha var, vakit var. Tevez her şeyi yapabilir. Tevez her şeyi yapabilir. Acaba orta sahamız mı düştü? Bilmiyorum. Bir şeyler düştü ne ama diyor? Ne düştü bilmiyorum. Evet bu orta sahamız gol kuraklığının sebebi nedir? Chat. Var mı bir analiziniz? Adam akıyor, eyvah. Eyvah eyvah. Pas yap zamanı oyna diyen var. Yapmanı kaleci istiyorlar. Pas yap zamanı oyna. Yok abi o bize yakışmaz işte. O bize yakışmaz derken 2-2 olmasın da bak kritik. Eyvah. Ah. Yok yok bir şey yok. Eyvah eyvah. Bir şey yok. Eyvah eyvah. Ya topu bir kapsam ileri atacağım. Şu an bindirdi. Abi bu ne? Oynatmıyor resmen. Adamı çok kızdırmışsın belli. Golleri izletince çıldırmış. 3 dakika uzatma. Orta saha top tutmalı. Bir analiz geldi. Evet doğru. Hiç yapamadık bu maç. 90'da yemeyelim bari ya. Hocam faul bize galiba. Evet. Evet ama adam neden? Ha. Bekle zaman. Zamanı işte. İşte Romero. Günün kahramanı belki de. Önemli bir kahraman cildi. Abi robot gibi gözüküyorlar ya. Aynen. Müthiş. Bunu bir türlü düzeltemedi. Yaklaşsın biri bana. Gel. Gel 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 gel. Bir de tribünler var. Tribünleri yakın gösterdiğinde herkes akraba falan herhalde kardeş. Hepsi birbirine benziyor. Onları bile farklı yapacakları zamanlar gelecek tabii. Umarım. Bitti hocam, bitti. Evet artık bitti. Maç bitti. 2-2. Evet kanatlar 2'de. Zayıf demişler. Kanatlar çok zayıf. Dağınık oynuyorsun demişler. Kanatlar zayıf evet. 4-3-1-2-1 oyna. Şimdi şöyle bizim yıllardır PES 3'ten beri diyelim. Yani 4-4-2'den vazgeçmiyorsun. Aynen o zamandan beri hep 2 forvet oynuyoruz. Seneler oldu yani. Evet. Güzel maç. Puanı almayı bildik. Maç biraz... 3 şut 2 gol. Evet maç biraz iyi geçmedi ama yani, önemli olan puanı almak oldu. İlk yarı puanı iyiydi abi. İlk yarı iyiydi ama o bence kırılma noktası o kaçan gol. Bir tane çok net kaçtı ya. O işi bitirdi. Şöyle yapalım. Daha iyi. Evet bakalım bu sefer rakip bulunabilecek mi? Umarım bulunur abi. Lamela yerine Lavezzi'yi al. İyi bir fikir. Alalım. Peki. Orta saha yardımlaşmalı demiş bir arkadaş da. Lavezzi. Bu sefer Tevez'le başlayayım. Hadi gönüller bir olsun. Bakalım. Orta sahaya da Banega yerine Biglia başlasın. Search. FIFA 96'yı oynadın mı? Seneler oldu diyorsun da. FIFA 96 değil ama 97 oynadım. Bir sene fark eder mi çok? 97. Sensible. Ya o zaman taktiği falan düşünmüyordum ki FIFA 97'yi oynadım yani. Ama PES 3'ten itibaren taktikler. Ya eski oyunlarda çok taktik çıkartan Roberto Carlos'u forvete koyduğun dönemler. Aynen öyle abi. Yok şifre gir uzaylı insin sahaya bilmem ne. O ayrı bir eğlencesi vardı. Onlar başkaydı aynı. Bir de Dünya Kupası oyunu vardı ya ateşli top vardı. FIFA 2002. Bizde bir Hakan Şükür de çıkıyordu aynen. Herhalde. Hakan Şükür vurunca alevleniyordu top. Dark Cloud oynadım mı? Hayır. FIFA 99'da Hasan Şaş'ın saçları beline geliyor. Amatör falan demiş. Piçiriç gelmiş yayına sen. Eyvah eyvah. Ne? Piçiriç daha önce yenilmişti ama unutmuş Piçiriç sen galiba. Aynen finalde kaybettiğini çabuk unutmuşsun galiba. Mertan Yalçın'la Çilingir'de. Çok istiyorsan senle de maç yapar. Hayır kazanmak yayında istiyorsan. Hayır bile. Turnuva kazanmak istiyorsan benden ol.
Hani tek başına olmuyor o iş, belli oldu sen. Gel benden ol. Ondan sonra Evet, piçiriş gülücük yollamış galiba. Güldürme beni diyor. güldürme beni mi? Abi gerçi ben istatistiklerle konuşuyorum. Yanımda Eyvah da eyvah. Eyvah eyvah. yani o yüzden Bir challenge var galiba. meydan okuma. Zorla meydan okutuyor. Aynen. Bu arada rakip Brezilya oldu. Ama bunu istiyor seyirci. Dostluk istemiyor. Meydan okuma, düşmanlık onları istiyorlar. Her şey olumlu giderse olmaz. Olumsuzluklar mı olmalı sürekli? Bak doktor anladı diyor. Demek ki güldürme beni demiş. Güldürme beni ya. Hadi hadi. Zaten yendiğinde pek gülemeyecek, değil mi? O gün de gülmüyordu Aynen, zaten. o gün de Yendiğimde. neşesi kaçmıştı biraz. Neşe kaçtı. Çünkü Barcelona'yı almışlar noob gibi. Barcelona'ya bir salladık 3 tane falan herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle yani, bu işler gülmekle Evet. konuşmakla olmuyor. Sahada Bence konuşalım. maç anlaşıldı artık. Maç belli oldu. Bu Asıl maç maç. yapılmalı. Ama teke tek değil mi? Erkek kimin ne Birebir. olduğu anlaşılacak maçı. Vallahi hiç fark etmez. Her türlü diyorsun. Hiç fark etmez yani. Güldürecek misin onu yoksa güldürmeyecek misin? Yani gülerse kendi haline güler. Anca öyle olur yani. Ağlanacak haline mi güler demek istedin? Olur. Yalnız işi kızıştırıyorsun. Abi ne yapayım, öyle diyorsun. Çok Offside. iddialı konuşmaya başladın. Yakına geldi. Evet, scoreboard'da Arjantin'e karşı yazıyor. Neden Evet. demişler? Neden? Neden? Çünkü EA Sports'un müthiş buglarından bir tanesi bu. Evet, yoksa bizi kandırıyorlar mı Brezilya formalarıyla? Yani ya da hep bilmiyorum. O şöyle devre arasında düzelir büyük ihtimalle. Peki ya düzelmezse? Bu maç bence bir şüphe var bu maçta. Akıllarda soru işareti var. Piçiriş müdahale etti galiba maça. Satın aldı takımı. Piçirişten ses çıkmıyor ya. O arada bakar ya, takılır. Bir ara tekrar gelir. Ne bekleriz abi? Her zaman bekleriz. Bu arada online'da oyuncular daha bir garip oluyor. Nasıl daha garip? Ya bilmiyorum, bir Daha normal garip mi oynuyorlar? ya evet biriyle birlikte oynarken ki le aynı değil hani. Ya zaten biriyle oynamanın keyfi daha farklı yan yana Birine oturup. karşı falan ya da biriyle birlikte. Aldı konu ya. Ha. O out. Şike var demiş bir. Evet, bakalım. Bak out verdi. Skandal bir karar. ayarlanmış maç. Yok lan. Out'tu zaten. Bak Tevez şimdi yazacak. Aha. Bir şeyler yazacak ama bakalım. Adını yazamıyor daha İngilizce. Adımı aşağıla mı? Gayet de yazıyordur bence. Oğlum adam kaçtı İngiltere'ye. İngilizce bilmeyen biri varsa Bruma'ydı. Adamın takımda konuşacak Hiç mi? arkadaşı yok. Hiç İngilizce bilmiyor. Sadece kendi dilini biliyor. Lan yes no da bilir bari. Onu biliyordu da adam anca saat satar o İngilizceyle. Adam bitirdin abi. Yalnız atak geliştiremiyoruz bu. Bir soru Evet, işareti. rakibi ben inceleyemedim muhabbete dalmaktan. Rakip iddialı bir rakip mi? Rakip sağlam. Savunmada çok sağlam özellikle. Evet, Arjantin David Luiz'i mi transfer etti demiş. Karşımızdaki takım Brezilya ama nedense Arjantin gibi davranıyor. Ama Yani Arjantin yazıyor ama inanmayın. evet. Bizi Sağ kandırmaya çalışıyor. alta bakarsanız görürsünüz şey Brezilya yazıyor orada da. Evet, bu tür taktiklere gelmeyeceksin değil mi? Kanmayacaksın. Evet yani kandıramaz bizi, anladın mı? Derken 0-0 demişler. Bu maç 0-0 biter. O zaman bozalım. Oo, yalnız fena uzandı kaleci. Oğlum bu kaleci müthiş diyorum, inanmıyorsunuz. Yani Arjantin'in kalecisi Kalecisi. olmak kolay değil. Gerçi Arjantin kalecisi diyoruz 75 şeyi. O Ya ortalaması. 70'ine falan boş ver. Değil mi? Yani Arjantin teknik logosunu bir taşıyor. özelliği oluyor. O özellikle adam kurtarıyor kendini. Oha! Kart çıkmayacak mı?
çıkması lazım. Yine Romero'yu yiyorsun. Romero her pozisyonda. O tek kurtarış şuydu. O kadar şuydu. İyi ki. Müthiş bir kurtarı. Bak aslansın hırs diyor. Var, aslansın. Aslansın diyor ama adam ruhsuz yani. Ölmüş. Di Maria. Evet, arkadan ileri top götürecek oyuncun yok demişler. Evet. Doğru ya. Orta sahada pek yok. Messi forvette çünkü. O yüzden. Messi zaten mevkisiz bir oyuncu. Her şeye bedel. Her şeyi yapar. Ve gol evet. Geldi. Tevez. Tevez mi? Aynen. Tevez. Aynen bak Tevez dedik i̇şte, adam astı. Tamam, boşuna şey, demiyorum. Bir şey demiyorum. Tamam. Bak takıma moral getirdi. Tamam, bir nasıl şey demiyorum. Bir şey demiyorum. İzletiyoruz değil mi golleri? Evet evet izletiyorsun. Oğlum adam bize küfür edecek sonra ya. Abi etsin bu yayın. Gerçi yapacak evet. Bir şey yok. Daha hırslı oynar daha yaz, asmak, eğlenceli bir rakip olur. Asmak budur herhalde. Yani bu değilse de nedir? Bak dua ediyor. Daha atma diyeyim. Daha atma gol atma diyeyim. Ya da başka bir şey için o an aklına gelir bilmiyorum. Okey geçelim. Bak düzeldi sol üste bakarsanız Arjantin Brezilya yazıyor artık. Bruma bence ileride dünya yıldızları arasına girecek. Türkiye'de harcandı demişler. Katılıyorum. Ama giremeyebilirdi. Potansiyeli var. Önemli olan o potansiyeli yükseltmesi. Bir şey gösteremedi pek. Yükseltmesi yani, lazım. Bakalım. Vitesi. Son şansı. Gelemiyor. Çıkın kontraya. Evet, Tevez. Günün starı. Attı geri. Pası atışı bile klas. Offside. Maalesef. Abi çok belli bir yere offside'a düştüm ya. Bak Arjantin gol yiyince yine Brezilya olmuş. Gol yiyince akıllandı diyorlar. Gol yiyince kendine geldi. Doğru. Evet, doğru söze ne denir? Acaba bir gol daha atsak farklı bir takıma döner mi? Değişiyor Uruguay'a evet, mı değişiyor? Her golde şey farklı bir takım olacak gibi duruyor. Tevez yapma ya. Abi ben bu adamı ısınamıyorum. Adamı kabullenmen lazım bence. Üvey evlat muamelesi yapıyorsun. Hocam yeter eyvah, bir kartını eyvah. Başvur artık istersen. Yani yeter artık. Daha henüz yayında da mağlubiyetim yok değil mi? Henüz. Evet yayında da namalup biliyorsun. Yok yok mu bu? Bükecek bir yok reis mu gelmedi. Aklımı başıma getirecek biri. Şu an aklın başında değil galiba. Değil. Galibiyet sarhoşluğu var. Ama aklın başında olmadığı zaman daha etkili mi oynuyorsun? Olabilir. Ama etkili oynamıyorsun. Skor var ama bu heriflerde baksana geliyor. Doğru. Romero. Bruma'nın çok pas hatası var diyor. Bruma'nın çok hatası var. Bir tanesi Galatasaray'a gelmedi sence. Olabilir ya, abi köreltiliyor olabilir. Burada birçok adam gitti. Türkiye'de gençlerin kendini geliştirmesi çok hani sık gördüğümüz bir şey değil. Evet. Bir de yabancıysan. Kesinlikle. Ben... Ama adam yine de topu ayağına aldı mı heyecanlanıyorsun ya. Yeteneği belli. Bunun ilk bir maçı vardı böyle hızlı fırtına koşup vuruyordu. Aynen. Ben severim öyle adamları. Fırtına gibi koşan. Lazım da öyle adamlar aynen. Ama olmuyor yani. Geldiği zaman da çok şans bulamıyorlar. Amrabat gibi kendini bulur mu bunu acaba? Yaz aynı golü yiyordu. Amrabat gibi. O nereye gitti? İspanya'da bir yere mi? Malaga'ya gitmedi mi? Galiba. Malaga'ya gitti. Anlaşıldı. Da, o adam da zaten bir tek Galatasaray maçlarında iyi oynuyordu. Şeydeyken. Kayseri'deydi değil mi? Kim? Amrabat. Evet evet. Bize karşı takır takır oynuyordu. Transfer ettirdi kendini. Sonra yok. Adam direkt Anadolu starı. 53 numara. Ama Malaga'da toparladı. Tek toplar.
Evet, evet. Messi. Eyvah! Gol! Messi! Çok temiz. O kadar sakin ki Messi. İşte senin için. Senin için. Hayatımda ilk defa yaptı bu sevinç herhalde. İzletiyor muyuz gene? Evet, evet. İzletiyoruz. Ama bu sevinişi standart haline getir. Hep yapsınlar. Bu bizim şey sevinişimiz mi olmalı? Evet. Yayındaki... Kaleci sonradan arkadaki müdahale ediyor. Adamlar da hiç sallamıyor maçı baksana. Direkt arkaları dönük. Aklını yitirdi Messi. Böyle bir sevinç de yapmaz yani, anladın mı? Çimi deldi aynen. Messi böyle bir sevinç yapsa herhalde her gün bütün gazetelere çıkar. Adam pes mi etti yoksa? Evet. Oradan öyle bir şut. Yine de biz kontrolü... Bence bırakma. Bu bırakmayalım. Adam... Tehlike. Ne yapacağı belli değil. Sonuçta Brezilya yani. Ama sanki o bırakmış gibi kafasını. Mı? Peki bu da yayını terk eder mi? Pes eder mi? Olabilir. Olabilir. Garay. Toto sallama var, onu yap hocam. Nasıl yapılıyor? Lan! Tuşlarını söyleyin biliyorsanız sevinişi. Ama bizim favori sevinişimiz az önceki yapılan. Tevez otomatik yapıyor olabilir onu. İki kişi oynamıyoruz. Bir yorumcu ve bir oyuncu eşliğinde. Tek kişi eşliğinde. Sadece ben. Şu an. Şu an Batuhan oynuyor mavi pasta. Aynen. Linkimi atamıyorum ama evet, sorun. Linki atmaya gerek yok. Twitch.tv/mavipasta. Evet. Onu zaten. Mavi pasta yaz. Çıkar her yerde. Aa ya. Neler oynuyorsun peki? Neler oynuyorsun? Kanalında. Onlardan da bahset. Yani sürekli FIFA oynayan yok, biri değilsin. Tek FIFA oynamıyorum. Ya bugünlük ki yayında FIFA yaptın ama sonrası ne olur? Ya en iyi oynadığım oyun FIFA diyebilirim galiba. En iyilerden biri olabilir. En iyilerden biri diyebilirim. Onun dışında Dark Souls oynuyorum. Evet, Naruto. Naruto da var. Ya Naruto takip edenler varsa. Takip eden varsa bilmiyorum. Naruto oynuyorum. Eğer öyle bir kitle varsa Naruto yayınları da olabilir. Evet. Kendi kanalında yapıyor. Aynen öyle. Ondan sonra Bloodborne tarzı, işte Dark Souls, o tarz oyunları bayağı seviyorum. Çok çok çileli oyunlar yani, ama. Çile seviyorsun galiba sen. Evet, zor oluyor ama değiyor yani o oyunlarda böyle. Yani atmosferleri müthiş çünkü. Mini Ninjas oynuyor demiş. Bu Mini Ninjas nedir ha? Naruto dururken. Mini Ninjas diyorum. Ondan sonra... MOBA soruyorsanız MOBA oynamıyorum. Neden? Bunu da var açıkla da bunu sorarsınız. Neden? Ya oynarım. Aslında oynarım ama... Yeter ki siz isteyin. Hayır. Sizi kırmam mı diyorsun? Yok şey... Yani o oyunlara ben şöyle düşünüyorum. Eğer arkadaşın yoksa oynayan... 5-4 tane arkadaşın yoksa... Tek başına hiçbir zevki yok bence. Ya uyum sorunu mu? Ya uyum sorunundan çok tek başına zevkli olmuyor ya onlar. 5'e 5 yani. Sen 5 kişi olmalısın. Ben mi? Senin takımın, benim takımım işte, her neyse. Öyle. Çok rolantiye aldık oyunu bu arada. Aynen, muhabbet 2-0 oldu ya adam. Ama adam da zorlamıyor, hiçbir şey yapamadı yani. Bıraktı adam sanki. O izin veriyor Rolanti'ye. Bence bir gol daha aklı başına gelsin ha. He? Oh! Yapma! Adam uykuya geçti. Şu arkadaki adamlara aslayım. Gazeteciler, güvenlik falan. Fix duran adam. Fix, aynen, dümdüz. Ne yaptıkları belli değil. Fotoğraf çeken gazetecilerin de hepsi aynı. Eyvah eyvah. Bu olmalı artık. Aa! Bunu hediye ettin galiba. Üzülmesin. Üzülmesin diye. Şu an zaten artık çok ciddi oynamıyorsun. İşin rahatlığındasın. Biraz rahatladım abi, hani açıkçası. En iyi oyununu sergilemiyorsun. Yok. Aa! Bu taraftar işini çözecekler. İleride daha da etkili olur taraftar animasyonu. FIFA 16'da kadın takımları var, ona ne aynen diyorsun? Aynen, ben
çok merak ediyorum. Ben de bayağı direkt... Hani oynayan olsa sırf kadın ligi bile oynarım ben yani arkadaşlarım arasında. Abi... Yeter ki isteyin kadınlar yani. Kadınlar erkeklere karşı oynayabilecek mi takımlar? Bence olmaz abi. Sonuçta resmi olarak öyle bir şey yok herhalde yok. Kadın erkeğe karşı. Yok yok. Ama şunları nasıl harcıyorum var ya pozisyonla. Ya bilmiyorum benim... Artık antrenman maçı oldu ha. En sevdiğim kadın takımı Kanada. Benim en sevdiğim kadın takımı kanalda görürsem izliyorum o kadar. Tanımıyorum. Ya bayağı iyi oynayanlar var yani. Var. Ya Amerika çok klasik muhabbet biraz nedense. Bu arada bu maç evet son maç. Saat 7 olmuş. Evet. Ve gol yok. Kaçırdı. Adam sakatlandı şansına pozisyon. Yalnız offside'mış da. Offside. Mobalar arasında tercih yapmak istiyorsam Dota 2'yi tercih ederim. Evet, yani. Bir alkış geliyor. Yok canım. Evet. Herkes aha. İstediğini tercih edebilir tabii ki. Ve 3 geldi mi? Geldi. Geldi. Ve kim attı ona bakalım? Tabii Tevez. Ki Tevez. Boşu boşuna demedik Tevez'i al diye. İhtişamlı bir kapanış mı oldu? Pitcher hiç burada mı izliyor mu? Bence izlemiyordur. Yalnız ayağının dışıyla ayağının bayağı her yeriyle klas vurabilir. Bir gol. Çünkü o Tevez. Evet, ağlarım bayağı tozu alındı bugün. Evet, kesinlikle. Kaç? Hop. No coming back dedi spiker. Yani geri dönüş yok. Yok, bitti diyor, bitti. Messi! Dördüncü gol mü geliyor? Messi gidiyor. Sağdan arkadaşı geldi. Bomboş ve... Abi, yakışmıyor abi. Bu adam yakışmadı. Az önce o golü atıyorsun. Ama sen bu adama bilerek attırmıyorsun galiba. Niye abi? Niye yaptın? Bak Tevez ilaç gibi geldi diyorlar. İlaç gibi geldi hakikaten. Vallahi son golü de atsaydı belki. Hat-trick, hat-trick yakışırdı. Devam devam. Son gol gelebilir. Aha kardeşim. Aha. Devam devam. Hocam. Ne oldu? Hiçbir şey vermedi. Orta. Ve... Eyvah eyvah. Evet. Evet, maç bitti ama bir son dakika konuğumuz var. Merhaba. Yayını zaten kapıyoruz. Niye kapıyorsunuz? Nasıl? Zaman bize ayrılan zaman doldu. Zaman doldu. Ben seyrettim aşağıda. Arjantin hayatının en kolay Brezilya galibiyetlerinden birini aldı. Maç sonu değerlendirmelere baktığımızda Messi'nin yine şov yaptığını gördük ama Romero Arjantin'in bir numaralı yıldızıydı ya, bu karşılaşmada. Mükemmel bir kurtarış yaptı. Tam da gibi. Veda etmeden önce geldim. Bir şey dediler. Hani Ercan abi de bir. Evet. Kırar mıyım onları? Veda evet. Kırmaz. Gelir. Kırmam. Tabii ki gelir. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Yine görüşeceğiz. Anlatırız ve röportajlar evet. Yaparız. Olabilir. Çok gırgır oldu. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Nasıl? Teşekkür ederiz. Evet, yayının sonuna evet. Geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. O zaman. Hadi bakalım. Birazdan Counter Strike turnuvası evet. Var 7'de. Bu arada onu da söyleyelim. Ben oynayacağım kanka. Babam oynayabilse oynamak ister kesin ama zor bir oyun. Evet. Evet, gollerin de tekrarını gördük. Teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, sağ olun arkadaşlar. Artık bir evet. Başka yayında görüşmek üzere. Aynen öyle. Görüşürüz.